Tasavvuf ehli olmak, mevlevi olmak ya da bunu bir sürü isimle sıfatlayabiliriz. Tasavvuf ehli olmak ya da bir lokma, bir hırka, böyle edilgen, pasif, hayata karşı sönük, iddiasız Evet. Falan profillerin işiymiş gibi de bir algı var. Evet. Böyle midir? Yani daha Aynen doğrusu öyle. dünyadan ve dünyevi bütün şeylerden vazgeçmek, geri çekilmek, dünya ile iddiasından vazgeçmek midir? Kesinlikle değildir. Kısaca cevabı bu. Onu Nedir? açalım. Buyurun. Ve tasavvuf tarihinde kesinlikle böyle bir şey de yoktur. Hani demin Miskinler Tekkesi nasıl çok ters, tamamen ters bir anlamda kullanılıyorsa, bu bir hırka, bir lokma meselesi de odur. Bu bir lokmayı deminki o her dergah aynı zamanda bir imarethanedir. Ve bütün muhtaçlara sıcak çorba veren bir yerdir düşüncesini de birlikte ele alalım. Şimdi bir hırka, bir lokma da yine bu tasavvufi kültürü diskalifiye etmek için uydurulan şeylerden biridir Veysi'cim. Bendeniz 40 yıldır tasavvuf tarihiyle uğraşıyorum. Hiçbir kitapta bir hırka, bir lokma tavsiyesi görmedim. Nedir bu? Yani nereden çıkmış olsun? Nereden çıktı? Bu şuradan çıktı efendim. Aslında bir hırka, bir lokma, şöyle bir sivri cümle kullanayım. Aslında bugünkü bu vahşi kapitalizm için aslında bunu slogan yapmak lazım. Bugüne kadar böyle bir slogan yoktu. Ha, bugün lazım Bugün diyorsun. lazım. Yani bu vahşi kapitalizmin başımıza açtığı belalar için aslında insanı uyandırmak için daha doğrusu. Bir hırka bir lokma demek lazım. Yoksa dünya elden gidiyor. Çok geç kalmadık mı? Çok geç kaldık ama zararın neresinden dönerseniz kârdır. Dolayısıyla bir hırka bir lokma tasavvuf tarihinde yoktur. Ve bunu tasavvuf tarihinde arayanlar şuna baksınlar. Bu tasavvuf tarihlerinde anlatılan mutasavvıfların hayatlarına baksınlar. Ve o hayatlarında onların büyük bir çoğunluğunun bir meslek icra ederek ekmek parası kazandığını göreceklerdir. Bu düne kadar böyledir. Açın biyografilerine bakın. Diyecek ki orada kitap istinsah ederdi. Mesleği bu. Ekmekçiydi. Somuncu baba işte. Ekmekçiydi. Öbürü serraçtı. Büyük bir mutasavvıfımız var. Kitabı da var. El-Luma diye bizim tasavvuf klasiklerinden biridir. Dolayısıyla mutasavvıflar şuna çok dikkat ederlerdi. Tekke vakfının ekmeğini yememek. Bu çok mühim. Bak kendisi o tekkenin şeyhidir. Şuna dikkat eder. Bu vakfın ekmeğini yememek. Kendi alın teri. Kendi alın terine özel bir dikkatle, itina ile bakan bir noktadan buraya savrulduk. Yani öyle bir pasif edilgen tipler yerine kesinlikle günlük öyle bir şey hayatın yok. içerisinde